Yeniden sizlerleyiz. Yeniden merhabalar diyelim. Görüntülerimizin ulaştığı her yere Eletaşah TV'den, Erzincan stüdyolarından. Evet, Yaşamın İçinden programı devam ediyor kaldığı yerden. Kısa bir ara dedik. Aradan hemen sonra konumuzla birlikte yine sizlere şöyle ulaşmaya devam ediyoruz. Konumuz eğitim ve eğitim üzerine Erzincan'da faaliyet gösteren çok değerli bir hocamız, müdürümüz diyelim ya da kendisine bir eğitmen. Kendisiyle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Uzun yıllardır Erzincan'da dershanecilik. İsim veremiyoruz çünkü kurallar var. Kural gereği reklama girdiği için. Ama sizler zaten tanıyanlar bilirsiniz. Hangi kurum olduğunu biliyorsunuz. Ve bu dershane son aşamada biliyorsunuz dershaneler liseye dönüştü. Ve şimdi bu dershane lise bünyesinde devam ediyor. Ve çok değerli bir hocamız kendisi. Yıllardır eğitimin içinde. Hem idarecilik hem de müdürlük yapıyor. Ve öğretmen kökenli kendisi. Bu anlamda da konumuza hakimiyetlik açısından, bilgi birikimine de şöyle biz de faydalanmak açısından bugün kendisini konuk ettik ve kendisinden bilgiler almaya devam ediyoruz. Eletaşah TV ekranlarında Yaşamın İçinden programından. Evet, şimdi ikinci bölüme geçtik madem hemen şöyle sorularla devam edelim. Sizlerden gelen sorular tabii ki biraz bekletiyorum ama ara ara sizleri önemsediğimizi şöyle hatırlatarak yeniden sizlere döneceğim ve sizlerden gelen soruları da şöyle karma bir şekilde soracağım. Bir benden, bir sizden diyelim ya da öyle değil mi hocam? Böylelikle programı sürdürmeye çalışacağız. Hocam şunu merak ediyorum. Erzincan'da dönem içerisinde aslında konuya ilk girdiniz. Hani dershaneler Erzincan'a o dönem içerisinde hakikaten büyük şöyle katkılar sundu. İl birincilikleri Türkiye'de şöyle önemli sıralamalar vardı. Şimdi ben bu konuyla ilgili yeniden sormak istiyorum. Şu andaki profil konum nedir? Erzincan'da şöyle baktığımızda öğrenci profili kalite anlamında başarı alanında Türkiye'nin neresindeyiz? Sıralama nedir ya da? Evet. Şimdi üniversiteye hazırlık sürecinde Erzincan tabii en önceleri daha çok gerideydi. Mesela ben ilk bu işe başladığım yıllarda Erzincan 56. sıralardaydı, 60. sıralardaydı. Ama her yıl değişiyor. Yani bu sıralama işte bir ara 40'lara mesela gelip yerleştik. Bir ara bundan 2-3 yıl önce özellikle işte sözel alanda 20. sıralara geldik. İşte matematikte eşit ağırlık alanında 30-32 binlerde, 32. sıralarda olduk. Ya bu her yıl değişiyor. Öğrenci profiline göre değişiyor. Mesela derece anlamında Erzincan'da her yıl ilk binde birkaç tane öğrenci çıkar. İşte bizim mesela geçmişte baktığımız zaman işte Türkiye 15.si, Türkiye 30.si, Türkiye 8.si, Türkiye 40.si böyle derecelerimiz geçmişte çok mesela çıkmıştı. Bugün bu dereceler var mı? Var. Mesela Erzincan'da şu an işte Türkiye 400.sü olan öğrenci de var. Hı hı. Bizim buradaki bir devlet okulundan. Bu öğrenci profili her yıl farklılıklar gösterebiliyor. O anlamda yani işte biz Erzincan şu istikrardadır veya şu seviyededir her yıl dememiz çok mümkün değil. Öğrencinin durumuna, işte aldığı ne bileyim eğitime, o yıl işte o gelen süreçteki öğretmenin katkıları, öğretmen profili de değişebiliyor. İşte bazen tayinli öğretmen, deneyimli öğretmen, bazen bakıyorsunuz birkaç kişi gitmiş. İşte gidince Erzincan bunun sıkıntısını yaşayabiliyor. Bir bakıyorsunuz işte çok deneyimli, iyi öğretmenler, gayretli öğretmenler gelmiş. Bundan da yararlanabiliyor. Yani onu çok fazla bir standart bir şey söyleme mümkün değil ama her yıl değişiyor. Fakat Erzincan çok kötü durumda da değil. Çok istediğimiz, bizim istediğimiz ilk onlarda olsun Erzincan. Çünkü bunun altyapısı yeterli Erzincan'da. Okullarımızın öğrenci mevcutları düşük. Sınıflarımız gerçekten çok az öğrenciyle eğitim yapabiliyor. Özel okullarımız var, kurslarımız var. Bu anlamda daha iyi bir yerde olabiliriz diye düşünüyorum. Evet, şimdi şöyle izleyicilerimizden gelen hem öneriler, görüşler hem de sorular da var. Şimdi bunlardan birisi ise sizinle ilgili olan bir başka şöyle beğeni.
Şöyle demiş bir izleyicimiz, Sayın Müdürümüz değerli Binali Yıldız hocamıza, bizi bugünlere getirip emek verdiği için gururla onun öğrencisi olduğumuzdan övgü duyduğumuz için teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı sunuyoruz. Çağla Tanrı verdi. Bunu şöyle hemen size ileteyim. Bizim öğretmen olarak en büyük sermayemiz bu, biliyor musunuz? Evet. Bu sevgi, çocukların bu işte bir yerlerde olmaları, üniversiteye gidip kazanıp okuyup geri döndüklerinde çok söylüyorlar. Mesela hocam üniversite diyor aslında burasıymış diyor. Biz bu kurumda üniversitenin bütün işte şeyini teneffüs etmişiz aslında diyor. Evet. Bu bizi çok sevindiriyor. Bugün Erzincan'da işte çok doktorumuz, çok avukatımız, efendim öğretmenimiz, hukukçumuz, başka başka mesleklerde olan aklıma gelmeyen birçok öğrencimiz var. Bizim de en büyük gurur kaynağımız bu. Belki işin en güzel noktası bu sizler açısından. Hani baktığınızda belki işiniz bazen yorucu, stresli olduğunuz günler olabiliyor. Bu yorgunluklar belki böylesine gelen mesajlarla. Bir tane söz yetiyor. Yetiyor. İşte Çağla'nın bu... Evet, yüzünüzdeki tebessüm zaten onu ifade ediyor hocam. O yetiyor. Bir de, bütün az önce de alıyor. Sizin söylediğiniz gibi, ifade ettiğiniz gibi, hani öğrencilerinizi güzel bir yerde gördüğünüzde, işte ilimizde olur, evet, il dışında olabilir. Öyle. Az önce bahsettiğiniz avukat, öğretmen, doktor ve daha niceleri. Bunları bile gördüğünüzde işte hem emeğimizin karşılığını aldık diyorsunuz. Kesinlikle. Hem de bunun mutluluğunu yaşıyorsunuz ve o yorgunluk bir anlamda da şöyle üzerinden gitmiş yani gibi oluyor. Yani diyorum ya, tek eserimiz ve tek sermayemiz onların başarısı. Yine bir izleyici sorusu olsun sevgili hocam. Şöyle demiş bir izleyicimiz. Milli Eğitim Müdürü Erzincan'daki eğitim sistemine özel bir değer kattı mı? Ondan önceki durumda Erzincan'daki eğitim ve başarı seviyesi çok düşüktü. Bu izleyicimize göre tabii evet. ki. Ama şu andaki durum iyiye gidiyor deniyor. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi demiş. Şöyle, tabii Milli Eğitim Müdürümüz Erzincan'da uzun yıllar okullarda müdürlük yapmış. Erzincan'ı da yakinen tanıyan bir müdürümüz. Onun üstün bir çabası olduğunu düşünüyorum. Evet. Selam olsun buradan Aziz müdürümüze. Aziz Bey müdürümüzü yakinen de tanıyoruz. Evet. Kendisine selam ve saygılarımı iletiyorum. Onun üstün bir gayretinin olduğunu kabul etmek lazım. Diğer ondan önceki müdürler çalışmadılar mı veya yapmadılar mı öyle bir şey demiyorum ama onlar daha gelip gittiler. Yani hı hı. kısa süre kaldılar, atamaları işte bazen zoraki oldu, bazen yer değiştirdiler. Bir yıl kaldı, iki yıl kaldılar. Erzincan'ı daha tanınmadan bir bakıyorsunuz işte tayinleri çıktı gitmiş oldular. Ama Aziz Bey'in burada işte yerli oluşu, Erzincan'ı hı hı. çok iyi tanımış olması, Erzincan öğrenci profilini çok iyi bilmesi... Daha önce Ulalar Lisesi'nde işte turizm, otelcilikte efendim Anadolu Lisesi'nde müdürlük yapması, Erzincan'daki öğrenci profilini çok yakinen tanıması tabii ki ciddi katkılar sağlamıştır diye düşünüyorum. Zaten kendisi çalışkan, gayretli biri. Evet, şimdi yine şöyle izleyici sorularına devam edelim. Hocam biz hani son bölüme girdik derken yine yoğun bir şekilde sorular gelmeye de devam ediyor. Her programda olduğu gibi. Bu programda da izleyicilerimizin şöyle ilgisini görüyoruz. İlgi ve alakanızdan dolayı yine bir kez daha sizlere teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gecenin bu saatine kadar bizleri takip ettiğiniz için, bizleri izlediğiniz ve bizlerle birlikte olduğunuz için diyelim. Şimdi yine bir izleyici sorusu o halde diyelim. Meslek liselerinin özelleşmesi hakkında görüşleriniz nelerdir? Özel liselerin mesleki alanda daha çok olması gerekir mi demiş yine bir izleyicimiz. Şimdi tabii eğitimde özelleşmenin bir sınırı yok bana göre. İlin ihtiyacına göre işte diyelim ki İstanbul'da veya işte Ankara'da, İzmir'de çok fazla özel okullaşma var. Meslek liselerinde de özelleşme var. Özel meslek liseleri işte sanayi bölgelerinde falan açılıyor. Devletin desteği, katkısı da var bu okullara. Ama şu var, ben şunu düşünüyorum ya, devlet ve özel sektör bir arada olmalı diye düşünüyorum. Çünkü tercih sebebi olmak zorundasınız bazen. Yani herkes özel okul tercih etmek zorunda değil, değil mi? Evet. Devlet de olsun, özel de olsun. Benim düşündüğüm o. Yani bu karma yapı olsun. Çünkü velinin işte ekonomik durumu uygun olur. Efendim çocuğunu özel okutmak ister, özel okutur.
Ama veli buna çok sıcak bakmaz. Devlet okulunda çocuğunu okutmak ister. Orada okutmak ister. Yani ben bunun böyle bir olması ya da olmaması gerektiği gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. İkisi de olmalı. Yani meslek liselerinde de özel meslek liseleri var ve olabilir. İşte bir ara sağlık meslek liseleri özel çok açıldı. İşte hemen iş bulunur, şu oldu, bu oldu diye reklamlar yapıldı. Sonra bunun bir tıkanma süreci oldu. Bu sefer de insanlar zarar ettiler. Yani o yüzden diyorum ki her şey ayarında olsun. Devlet mutlaka olsun ama devletin yanında özel sektörde olsun. Bu bir rekabet oluşturur. Evet. Bir de tercih meselesi oluşturur. Yani ben çocuğumu özel okutmak istiyorsam özel okuturum. Siz devlete vermek istiyorsanız devlette okutursunuz. Kişinin kendi tercihi. Bu anlamda illerin potansiyeline göre özel ve devlet birlikte olabilir diye düşünüyorum. Şimdi benimle ilgili bir şöyle ileti gelmiş. Kendisine de ben teşekkür ediyorum. Öğrenci dostu Haydar abim, programın hayırlı olsun. Şöyle bizleri radyoda ağırlamıştın. Bizi ağırlamışken seninle de bir röportaj yapmıştık. Ve hepimiz de ayrı ayrı ilgilenmiştin. Onun için tekrar sana teşekkür ediyorum. Selamlar demiş. Keşke ismini yazsaydın. Şimdi hangisi olduğunu hatırlayamadım. Çünkü 3-4 kişi bazen hocam şöyle medya anlamında çalışmalar yapıyor öğrenciler. Erzincan Üniversitemizde. Bu bölümle, programla ilgili her yıl öğrenciler mutlaka gelir. Biz de elimizden geldiği kadarınca, çünkü ders ve ödev olarak oradan da iyi bir not almaları gerekiyor. Evet. Hani medya kuruluşlarını yerinde görüp inceliyorlar ve bununla ilgili çalışmalar yapıyor. İşte biz de zaman zaman işte medya kuruluşları olarak gerek RTŞ-TV olsun, gerek radyomuz olsun, açıyoruz kapılarımızı ve orada kendileriyle şöyle ilgileniyoruz. Sağ olsunlar. İzleyicimiz bu anlamda demek bizleri görmüş ve böyle bir ileti göndermiş. Kendisi de bu duygu ve düşüncelerden dolayı ben teşekkürlerimi iletmiş olayım. Şimdi hocam yine bir başka soru. Bunu sordum mu bilemiyorum, tam hatırlayamıyorum ama eğer sorduysak siz uyarın, ben hemen diğer bir soruya geçeyim. Eskiye göre özel eğitim kurumları daha sıkı denetleniyor mu? Ve bu denetlemeden daha iyi kaliteli eğitim olması adına memnuniyet duyuluyor mu demiş. Sormadık galiba bunu. Sormuş olalım. Şimdi şöyle, yani özel sektörün biliyorsunuz çok farklı alanları vardır. Bunlardan biri de eğitim sektörüdür. Eğitim sektörünün denetlenmesi bizim açımızdan faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Tabii eskilere göre, mesela biz dershaneciliğe ilk girdiğimiz günden bugüne kadar bir o süreci değerlendirdiğimiz zaman son yıllarda kurumlar daha çok denetleniyor. İşte daha çok işte müfettişler veya ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerindeki yetkili arkadaşlarımızla istişarelerimiz, değerlendirmelerimiz daha fazla oluyor. Aha. Bu da tabii ki denetimin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sonuçta siz eğitim veriyorsunuz. O eğitim, Milli Eğitim çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Bakanlığı'na bağlısınız ve bu teftiş ve denetimler de olmalıdır. Bunun da faydasını görüyoruz. Hocam hızlanıyorum çünkü sorular da gelmeye devam ediyor. Evet. Sizleri belki biraz yoruyoruz bu sorularla ama olsun, şöyle olsun, ara ara evet. Bizim sorularımızla muhabbet söyleşi tarzında da yine devam edeceğiz. Bazen izleyicilerimiz hakikaten çok önemli sorular soruyor. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Hani bizlerin unutmuş olabileceği sorular var arada, onu fark ediyorum. Ha, bunu nasıl unuttuk diyebiliyoruz ama sizler sayesinde de ne güzel, iyi ki sordunuz, hocamıza soruyoruz. Sorumuz taşımacılık. Önemli bir nokta çünkü taşımacılık biliyorsunuz devlet okullarında devam ediyor. Bir izleyicimiz ise şunu merak etmiş ve sormuş. Taşımacılık sistemiyle eğitim özel okullarda oluyor mu? Köylerdeki öğrenciler özel okulları tercih ettiğinde taşımacılık sistemi uygulanıyor mu Erzincan'da ya da ülkenin genelinde? Şimdi şöyle, bizim okullarımızda şu an servis veya taşımacılık olayı yok. Biz merkezdeki okullar olduğumuzdan dolayı öğrenci kendi imkanlarıyla okulumuza gelebiliyor. Ama diyelim ki şehrin biraz daha dışında olan okullarda servis taşımacılığı yapılıyor tabii ki. Evet. Yine devam edelim. Bir izleyici sorusu olsun. Sizlerden yoğun gelen sorular var. Yani şöyle programı kapamadan bunları bitirmek istiyorum. Aslında benim de aklımda vardı bunu sormak da. Eğer zaman kalırsa hani programın sonuna doğru şöyle bir sorayım diyecektim ben de. Yine izleyicimiz benden önce davranmış. Madem siz sordunuz ben de sonuna bırakmayayım. Şimdiden sorayım. Hocamızın eğitimcilik hayatında yaşamış olduğu ve unutamadığı anıları var mı demiş. İlla ki vardır hocam. Yani mutlaka var mı şu anda aklınıza gelen?
Eğer şudur diyebileceğim bir şey aklıma gelmiyor. Bir de canlı yayındayız, hemen olmayabilir ama şimdi evet. Süreç içerisinde bizler hani soru cevap soru cevap karşılığında şöyle sizlerden cevaplar alırken bir anda aklınıza gelirse araya sıkışırsanız biz de seviniriz. En azından sizlerden şöyle bir eskiyi yad ettiğiniz bir anıları da izleyicilerimiz açısından bizler de burada sizlerle birlikte duymuş, paylaşmış oluruz. Evet. İzleyicilerimiz adına diyelim. Devam edelim yine bir izleyici sorusuyla. Ankara'da öğretmenim, öğrenci kursta mı yoksa evde mi ödev yapmalı? Selamlar demiş. Kursta mı, evde mi? Evet. Öğrenci kursta mı yoksa evde mi ödev yapmalı demiş. Şimdi şöyle, bu ödevlendirme ile ilgili bakanlık nezdinde bazen açıklamalar falan olur. İşte öğrenciyi ödevlendirmeyin veya işte ödevlendirin. Şimdi ben de onu şöyle düşünüyorum. Öğrenci ilk öğretim düzeyinde ise biraz daha o çocukluk sürecini daha rahat yaşasın, daha mutlu yaşasın diye çok fazla sıkılmayabilir. Ama büyüdükçe derslerdeki zorluk da artıyor. İşte ortaokula geçişte diyelim biraz daha işler zorlaşıyor. Ortaokuldan liseye geçişte ne yapıyor? Biraz daha işler yine zorlaşıyor dersler anlamında baktığımız zaman. Bu yüzden öğrenci yani ödevlendirilmeli, yapmalı ama bu evde mi olur? Evde şöyledir, evde bazen öğrenci o disiplini sağlayamıyor. Yani mesela bizim işte üniversite hazırlık sürecinde çocuklar evde çalışsalar diyelim ki o disiplini gösterebilseler belki öyle öğrenci var ki dersine çok ihtiyaç duymayabilir. Hı hı. Mesela o gayreti gösteren işte altyapısı çok iyi olan diyelim bir fen lisesi öğrencisi. Ama sonuçta hiçbir öğrenci bu istikrarı maalesef gösteremiyor. O yüzden kursta veya okulda daha motive oluyor. Derslerini de daha iyi yapıyor, ödevlerini de daha iyi yapıyor. Mesela bizde geliyorlar, işte kütüphanemizde akşama kadar çalışıyorlar. Evde olsalar bu çocuklar çalışmazlar. Evet. Ya televizyon izlerler, ya sokağa çıkarlar, ya arkadaşına zaman ayırır. Ama okul ortamı onları disipline ediyor. O yüzden okulda daha faydalı sonuçlar alacağını düşünüyorum. Bir anlamda bir meslektaşınız da bu sorusunun cevabını almış olduk diyelim. Evet. Sevgili izleyiciler, hakikaten yoğun bir şekilde yine iletileriniz gelmeye devam ediyor. Teşekkürler. Şimdi bir anlamda bu soru bana göre bir talep, bir istek. Hemen de size sorayım. Şöyle demiş bir izleyicimiz. İlçelerden gelen öğrenciler de sizi çok tercih ediyor fakat barınma sorunu var hocam. Bununla ilgili yurtlarla ortak bir çalışmanız var mı? Ve iyi yayınlar demiş. Evet, bu bizim her yıl yaşadığımız sorun. Gerçekten ilçelerden gelen çocuklarımızın sıkıntıları fazla. Velilerimizin bu konuda yükleri çok fazla, ekonomik anlamda özellikle. Çünkü bir yandan özel okul veya özel kursa ücret öderken öbür yandan da barınmaya ücret ödüyor. Bizim öyle ortaklaşa çalıştığımız bir yurt veya pansiyon yok ama önerdiğimiz pansiyon ve yurtlar var. İşte diyelim geçen yıllardan öğrencilerimizin barındığı yurtlar ve bizim de zaman zaman denetlediğimiz yurt yöneticileriyle sürekli istişare ettiğimiz yurtlar var. Şimdi yine bir izleyici sorusu diyelim ya da yine şöyle programa bir görüşü iletisi diyelim. Sizinle ilgili alakalı yine bir beğenisi diyelim. Bir izleyicimiz şöyle bir ileti göndermiş. Umarım bir gün sevgili Binali Hocam'ın ve kıymetli öğretmenlerimizin emeklerinin karşılığını veren saygı ve sevgi dolu öğrenciler olabiliriz. İyi yayınlar demiş Buse Aba. Galiba sizin öğrenciniz var. Evet. Şimdi evet. Zaten çocuklarımızın yüreği çok güzel. Gerçekten. Onlara yaklaşım önemli. Bütün çocuklarımız güzel duygular besliyorlar. Güzel şeyler düşünüyorlar. Fakat bizlerin de onlara yaklaşımı çok önemli. Bu sevgi eğer varsa bu biraz da yaklaşımdan kaynaklıdır. Onların başarılarından ziyade, tabii ki başarı önemli ama biz onların öncelikle iyi insanlar olmasını istiyoruz. Bu ülkeye faydalı insanlar olmasını istiyoruz. Ben çok önemsiyorum mesela bazı şeyleri, işte büyük sözü dinlemeyi çok önemsiyorum. Anne babanın sözünü dinlemeyi çok önemsiyorum. Çünkü hayat yaşamışlıklardan ibarettir, tecrübelerden ibarettir. Çocuklarımız bazen bu yaşlarda biraz asi davranabiliyorlar, biraz işte aykırı davranabiliyorlar. Velilerimiz de bu konuda daha
anlayışlı bir yaklaşım sergilerlerse çocuklarımız zaten büyüdükçe onu anlamış oluyorlar. Ve o eski yapmış olduğu hatalardan gerçekten ders çıkarmış oluyorlar. Her şeyin temeli sevgi ya bence. Önemli gerçekten bir nokta. Gerçekten çok önemli. Evet, çok önemli noktayı çok hocam önemli. Değindiniz. Çocuklarımızın değişmesinde, yetişmesinde, efendim böyle duygulu, sorumluluk sahibi, yürekli çocuklar olmasında sevginin çok büyük etkisi var. Evet, yine devam edelim hocam. Şimdi benim ve öyle hazırlamış olduğum... olacaklarına inanıyorum, hiç merak etmesin. Yine benim hazırlamış olduğum sorulara şöyle dönelim. Çünkü önemli bir soruyu da yine sormak istiyorum. Bunu es geçmek istemedim. Sorumuz şu. Uzun yıllardır söyledik zaten, hani eğitim anlamında bu işlerin içerisindesiniz ve hani dershaneler özel liselere dönüştürüldükten sonra bir anlamda devlet desteği sunuldu, ben yanlış bilmiyorsam. Evet. Peki şimdi yine devlet desteği devam ediyor mu? Bir öğrenci gelip size kaydını yaptırdığı zaman şimdi ya da devlet, bir veli geldiğinde. Devlet desteği devam ediyor fakat işte Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlıklarımızın, bakanlığımızın bize vaat ettiği destekler yok işin doğrusu. Yani o zamanlar şöyle işte bizim kurumlarımız özel liselere dönüştüğünde kontenjanın yarısını biz veriyoruz demişlerdi. Ama öyle bir şey yok bugün. Fakat devlet desteği var. Ama işte sistem üzerinden bir velilerimizden aldığımız bilgiler var. O bilgileri giriyoruz. Bir puanlama yapılıyor. Belli bir puanı aşınca devlet desteği alıyor velilerimiz. Peki hocam şunu da sorayım hemen ben bu sorumuzun ardından. Genelde şöyle velilerimiz eğitime nasıl bakıyor, bakış açısı nedir? Özellikle ben Türkiye genel değil de Erzincan genel için sormak istiyorum. Bir profil çizebildiniz mi? Eğitime bakış açısı nedir? Şimdi şöyle, velilerimizin eğitime bakışı tabii ki çok olumlu bence. Erzincan genelinde. Eğitimde ben her zaman özellikle annelerin bu konuda çok fedakar olduğunu düşünüyorum. O yüzden annelerimize teşekkür ediyorum. Babalar ikinci planda mı hocam? Babalar kusura bakmasınlar. Çocukların okunmasında ikinci plandalar. Çünkü ben genelde annelerin gayretini çok görüyorum. Benim de mesela okumamda annemin gayreti çok büyük olduğunu düşünüyorum. O anlamda anne başka bakıyor bu işe. Velilerimiz açısından baktığımız zaman annenin, anne daha duygusal değil mi hocam, bir de bu işe bakışı çok farklı. Babalar bazen işte baba biraz daha işte çocuktan biraz daha uzak olabilir, biraz daha sert olabilir, biraz daha ya işte gitsin ne iş yapıyorsa yapsın, bazen sinirlenince diyebiliyor. Ama annenin yüreği hep bu iş için çarpıyor. Çocuğunun çok iyi yerde olması anneler için çok büyük bir fedakarlık örneği gerçekten. Çok görmüşüm yani bunu böyle dişiyle tırnağıyla inanın gidip işte çok böyle sıkıntılı işlerde çalışıp o parayla getirip çocuğunu okutan anneleri biliyorum. O annelerin elini öpmek lazım, evet, diye düşünüyorum. Evet, özverili annelerimiz. Kesinlikle hakikaten de öyle. O zaman onlara burada sevgiler, kucaklar dolusu sevgiler, kesinlikle saygılar. Öyle. Hepsinin de ellerinden öpüyoruz. Yani güzel bakıyorlar. Velilerimiz eğitimi hep birinci sıraya koymuşlar. Evet. Çünkü bu o kadar farklı bir şey ki çocuk... Çocuğunuz çok değerli. Baba olduğunuzda anlıyorsunuz bunu. Evet. Her şeyden daha değerli. O yüzden her şeylerini ortaya koyabiliyorlar yani. Evet hocam, madem ki bugün eğitimi şöyle konu edindik sizlerle birlikte. Eğitimi konuşuyoruz. Peki ben şunu da hani sormadan geçmek istemiyorum. Başarı elde etmenin önceliği nedir? Özellikle bence siz şimdi kurumlarınızda, eğitim yerlerinizde zaten öğrencilere şöyle önerilerde bulunuyorsunuzdur. Tabii. Bu öneriler neler? Öğrencinin başarılı olabilmesi için neler yapması lazım? Şimdi hocam? Öğrenci bize geldiği zaman bizim öğrenciden isteklerimiz oluyor. Öncelikle disiplin. Öncelikle öğrencinin bu işe motive olması. Eğer biz öğrencinin motivasyonunu sağlamışsak öğrenci zaten başarılı olacaktır. Öğrenciyi bu konuda disipline etmişsek öğrenci zaten başarılı olacaktır. Öğrencinin önüne bir hedef koymuşsak o hedefi elde etmesi için ona moral vermişsek zaten başarı elde edilmiş olur. Bu öğrenci kaynaklı unsurlar, evet. Ama bunun yanında bir de öğretmen var. İşte bizim kurumlarımızda birbirinden farklı kılan en önemli unsur öğretmendir. Bizim de farklılıklarımızı yaratan, başarı işte bizi kurumlarımızın kalite farklılığını ortaya koyan öğretmendir. Biz de kurum olarak öğretmen kalitesine çok önem veriyoruz. Gerçekten bu çok üzerinde ısrarla durduğumuz bir noktadır.
Ben yıllarca şuna dikkat ettim. Benim öğretmenim benden sürekli telkinle iş almamalı, iş yapmamalı. Hı hı. Öğretmenlik gerçekten çok güzel bir meslek. Bunu da isteyerek yapmak zorundasınız. Şimdi istemeden bir sınıfa nasıl girersiniz? Evet. Nasıl motive olursunuz? Yani o 15-20 tane insanı evet. nasıl 40-45 dakika sınıfta nasıl tutabilirsiniz? Evet. Bu bir özveri işidir. Öğretmen kendi işini içine sindirmeli, bunu içselleştirmeli ve o çocuklara o fedakarlığı yapmalı. İşte başarının temelinde bu var diye düşünüyorum. Önce öğrenci motive edilecek, öğrencinin önüne hedef konulacak, hı hı. disiplin edilecek, sonra da öğretmen keyifle bu işi uygulayacak. Evet. Yine bir başka soruyla devam edelim. Aslında biz hani şöyle yayın akışı içerisindeyken siz şöyle kısa bir değindiniz aslında. Hatta bir cümleniz vardı. Hani biz yanlış anlaşılmasın. Hani devlet okullarının varlığından rahatsız değiliz. Onlar bizden rahatsız olmadığı gibi. Hani çok büyük bir rekabet de aramızda yok. Ama zaman zaman aslında merak edilir. İzleyiciler açısından diyelim, veliler açısından, öğrenciler açısından. Devlet okullarıyla özel okullar arasında sizce bir rekabet var mı? Eskiden, ya da böyle bir evet, soru geldiğinde eskiden ne yoktu. Söylüyorsunuz hocam? Mesela biz dershaneyken bizim işlevimiz farklıydı ve okullar farklıydı. Mesela okullarda şu alışılmış bir şeydi. Öğrenci ortaokulda da lisede de mesela öyle velimiz vardı ki ortaokul 1-2-3'te çocuğunu dershaneye verirdi. Öyle velimiz vardı lise 1-2-3'te çocuğunu dershaneye verirdi. Şöyle, okulları tamamlayan kurumlardık biz mesela önceleri. Hı hı. Ama şu mantık hep vardı velide. Yani çocuğumun kazanması için mutlaka bir dershaneye gitmesi gerekiyor. Evet. Ve çocukta da bu mantık vardı. Çünkü o zaman okulların böyle işte test üzerine veya işte üniversite hazırlık üzerine çalışmaları yoktu. Okullar normal müfredatlarını verirlerdi. Çocuk o pratiği bizden alırdı. Evet. Şimdi biz de okula dönüşünce bu sefer eşitlendik, yani okullarla eşleştik diyebiliriz. Bu sefer bir rekabet oluşuyor ister istemez. Mesela devlet okullarından öğrenci bize gelmek istediğinde işte idareciler, öğretmenler istemez çocuk başka bir okula gitsin. Yani öğrencisini kaybetmek istemiyorlar onları. Evet. Böyle bir tatlı rekabet de var tabii. Şimdi ilk bölümün ardından dedik ki bir yarım saat daha sürdürebilecek miyiz? Bir yarım saati neredeyse tamamlıyoruz. Son bir sorumuz ve arkasından kapanışı yaparak herhalde yarım saati tamamlamış olacağız hocam. Şimdi son bir sorum da şöyle olsun. Ben biliyorum ki siz dönem içerisinde Erzincan'da özel bir rehabilitasyon merkezinin kurulması aşamasında çok büyük emekler sarf ettiniz. Hı-hı. Ve kurdunuz da başarılı evet. bir şekilde bugüne kadar getirdiniz. Bu çalışmanız henüz orada devam ediyorum bilmiyorum ama şöyle engelli vatandaşlar açısından önemli bir hizmet kurumuydu bu da. Biraz da bu kurumdaki faaliyetleriniz hakkında ben bilgiler almak istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdi? Evet, şimdi, Erzincan'a ne gibi hizmetlerde bulunmuştunuz? Rehabilitasyon merkezi apayrı belki bir kurumdu. Neler diyeceksiniz hocam? Rehabilitasyon merkezleri tabii engelli vatandaşlarımıza, çocuklarımıza eğitim veren kurumlardır. Bunlar da son 15-16 yıldır Türkiye'de açılmaya başlanmış ve bugün de sayıları oldukça fazla olan yaklaşık 2000 küsur rehabilitasyon merkezine ulaşan bir rakam. Şimdi rehabilitasyon merkezinin konsepti daha farklı, yapısı çok daha farklı. Orası daha hassas bir alan. Orada sorunlar daha çok fazla. Engelli çocuklara eğitim veriyorsunuz. Çok özenle almanız, özenle taşımanız, özenle bırakmanız gerekiyor. Çünkü bu çocuklar bunlara karşı, yani bunların eğitimini veren insanlar çok vicdanlı insanlar olmak zorunda bence. Hı hı. Eğer o vicdan yoksa böyle bir işe asla bulaşmamaları gerekiyor insanların. Evet. Çünkü bu çocuklar o gün okulda ne olup ne bittiğini çok fazla gelip evde hı hı. anlatamıyorlar. Nasıl bir eğitim verildi, öğretmen ilgilendi mi, ilgilenmedi mi gelip hiçbiri anlatmıyor çoğu. O yüzden bu tamamen bir vicdan işi. Bu çerçevede öğretmen çalışması gerekiyor. Oradaki bütün çalışanlar bu duyguyu taşırlarsa, ben mesela kendi rehabilitasyon merkezimde eleman alımında buna çok dikkat etmişimdir. Duygun yoksa, eğer sırf maaş almak için ya da iş olsun diye geliyorsan burası sana göre bir yer değildir diyorum.
Çünkü ailelerimizin de bir yanı sıkıntılı, yani eksik, öyle diyeyim ben. Çünkü bu konuda çocuklarıyla ilgili çok sıkıntılar yaşıyorlar. Hayalleri yarıda kalıyor. Efendim, onlarla ilgili besledikleri bütün güzel duygularını gerçekleştiremiyorlar. O yüzden o kadar ince ve hassas ki. Ama ben Türkiye'de, bak benim de rehabilitasyon merkezim var, hala da var. Ben Türkiye'de bu işin çok sağlıklı yürüdüğünü düşünmüyorum. Çünkü yeterli değil bu alan. Yani bu, evet, çocuklara bizim sunduğumuz imkanlar yeterli değil. Devlet bu işe çok daha böyle güzel olanaklar oluşturmak zorunda bence. Ne gibi hocam bunlar mesela? Ne olabilir? Mesela ben diyelim ki yetkili olsam, evet, büyük tesisler açarım bu çocuklara. Yani bu çocukların eğitimi dört duvar arasında olmaz. Hı hı. İşte diyelim ki otistik bir çocuk veya Down sendromlu bir çocuğu siz, hı hı, getirip ona harfleri öğretmeniz, rakamları öğretmeniz onu değiştirmiyor ki. Bu çocukların deşarj olmaya, bu çocukların aktivite yapmaya, bu çocukların spor yapmaya, bu çocukların o enerjilerini atmaya ihtiyaçları var. Böyle alanlarda bu eğitimlerin olması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden bunlara işte böyle geniş alanlarda adeta köyler oluşacak. Hmm, doğa içerisinde. Tesisler olacak. Evet. Kesinlikle ya, havuzu olacak, tenis kortu olacak, spor sahaları olacak, yürüyüş parkurları alanları olacak ki siz bu çocukların eğitiminden bir fayda sağlayasınız. Yoksa sadece inanın, evet, zaman geçirmek. Biraz da ticari kaygıyla da bakmamak lazım, değil mi hocam? De, siz yıllar boyu bu işletmeyi çalıştırırken ticari bir kaygıyla, kesinlikle, yaklaşmadınız. Ben zaman zaman sizinle bu konuşuyorum. Bu alan mesela suistimal de ediliyor. Çok suistimal ediliyor. Hiç hakkı olmayan insanlar bugün rehabilitasyon merkezi açıyorlar. Eğitimle alakası olmayan insanlar rehabilitasyon merkezi açıyor. Onun üzerinden para kazanıyor. Yani, evet, bu insanın yüreğini acıtıyor gerçekten. Az önce dediğiniz gibi vicdanen hareket etmek, kesinlikle, gerekiyor. O şekilde, kesinlikle. Diyelim hocam. Hem öyle hem de işin içinde olan, uzman olan insanlara bu yetkiler verilmesi, evet, lazım. Bir de tesisi tam olan insanlara, bak diyelim ki biz de açmışız, bize, hı-hı, de verilmiş. Eğer eksik çünkü bana göre, hı-hı, eksik. Yeterli değil yani bu alanlar. Devlet bu alanları daha yeterli hale getirecek düzenlemeler yaparsa bu ailelerimiz daha mutlu olurlar. Bu çocuklarımız da hak ettiği eğitimi almış olurlar diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Tam yarımda da zaman kapatalım diyorum, tamam, ben. Tamam, ben teşekkür ederim. Hocam şöyle izleyicilerimiz adına, ekibimiz adına ben sizlere teşekkür ediyorum. Birçok anlamda aslında bilginizle şöyle başvurduk. Yeni bir eğitim dönemi başlarken de iyi doldu aslında. İyi ki de geldiniz, iyi ki de sizinle şöyle konuştuk. Çünkü izleyicilerimizden gelen sorular da yoğundu. Onları da cevapladık. Çok teşekkürler. RTS TV ailesi olarak sizleri burada görmek, ekranlarda görmek, izleyiciye ulaştırmak bizler için güzeldi. Mutlu olduk sizlerle birlikte olmaktan. Ben çok teşekkür ediyorum. RT Şah TV adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için, az da olsa bilgimizi halkımızla paylaştığımız için biz bundan mutluluk duyduk. Teşekkür ediyorum. Umarız hocam başka bir dönem yine yeni bir yayında yeniden sizlerle birlikte, İnşallah, olmak umuduyla diyelim. Sevgili izleyiciler, geldik birlikteliğimizin sonuna. Her hafta biliyorsunuz çok farklı konu ve konuklarımız oluyor. Hani ilk şöyle programı açtığımızda müzik anlamında bir yayın akışımız olmuştu. Ne demiştik? Karma bir program yapacağımızı söylemiştik. İşte bunun örneklerini hep birlikte görüyoruz. Zaman zaman işte müzik anlamında programlar olurken zaman zaman da şöyle eğitici anlamında programlar yapmaya çalışıyoruz. Ve kurum müdürlerimizi almaya çalışıyoruz. Çok farklı şöyle program yapmaya çalışıyoruz sizler için. Tek düze bir program değil, biliyorsunuz. Bugün de istedik ki şöyle eğitim yönünden bir program olsun ve bir uzmanı konuk edelim ve kendisiyle güzel bir program yapalım dedik ve bugün de böyle bir programı yaptık, gerçekleştirdik. Kendisine, Binali hocamıza bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Yine bu saate kadar bizlerle birlikte olduğunuz için, RT Şah TV ekranlarında bizleri takip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Her nerede bizleri izliyorsanız, dünyanın birçok noktasında izleniyoruz. Çünkü uydu üzerinden yayınlarımız devam ediyor, biliyorsunuz.
Ve tabii ki ekibimiz adına yine şöyle sizlere teşekkürler. Yayında ve yapımda emeği geçen tabii ki arkadaşlarımız var. Onları unutmuyoruz. Sevgili yönetmenim Yalçın Köktaş yine bu saate kadar bizlerleydi. Ana kumanda masasında şöyle rejide bizleri sizlere en iyi şekilde ulaştırmaya çalıştı. Ve tabii ki sevgili Aysevin teşekkürler sizlere de. Efendim her hafta salı günleri sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Bu haftaki programın sonuna geldik. Haftaya salı yine sizlerle birlikte burada RT Şah TV ekranlarında olmak umuduyla. Hoşça kalın, iyi akşamlar.